En başında söylemek istiyorum, bebekleri soğuk değil sıcak hasta eder. Bebeğinizi asla orada yalnız bırakmamalısınız. Siz fark etmeden tenine zarar gelebilir. Gelelim oda ısısına. Peki bezleri ne zaman değiştirelim diye soracak olursanız da aslında bazen bebekler 9 güne kadar da kaka yapmayabiliyorlar. Yeni doğan bebek bakımı tüyoları serimizin ikinci bölümündeyiz. Bugün daha çok bebek banyosu, uykusu, oda sıcaklığı ve alt değişimlerinden bahsedeceğim. Konuşacak çok şeyimiz var yani. O yüzden vakit kaybetmeden hızlı bir giriş yapmak istiyorum. Eğer beni ilk defa görüyorsanız ben Ferzem. Ben ve ebeğim ve yaklaşık 3 yıldır bu platformda anne bebek sağlığı, gebelik, bebek bakımı ile alakalı videolar üretip sizlerle paylaşıyorum. Ve tabii ki anne olduktan sonra kendi deneyimlerimi de eklemeye başladım. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Öncelikle banyo konusu ile giriş yapalım. Bebeklerin göbek bağı genellikle doğumdan sonraki 2 hafta içerisinde düşer. Uzmanların büyük çoğunluğu da bebeğin ilk banyosunun genelde göbek düştükten bir gün sonra yaptırılmasını önerir. Bunun nedeni ise aslında bu sırada bebeğin dünyaya alışması, bebeğin üşümesinin engellenmesi ve tabii ki aynı zamanda göbeğin kuru tutulması. Çünkü göbek kuruduktan sonra düşecek. Bu aralıkta ama tabii ki silme banyosu yaptırabilirsiniz. Mesela bebeğinizin başı çok kanlı doğduysa başını da yıkayabilirsiniz. Ama illaki banyo yaptıracağım diyorsanız da doktorunuzun onayını aldıktan sonra ve yaptırdıktan sonra göbek bağının kuru tutulmasına dikkat etmelisiniz. Oraya mesela kuru, temiz bir sponç sarabilirsiniz. Yani burada aslında amacımız göbek bağını kuru tutmak ve bir an önce düşmesini sağlamak. Çünkü eğer göbek bağını ıslak bırakırsanız enfeksiyonu açık hale getirmiş olursunuz. Bebeğinize banyo yaptırırken yarı aç olmasına dikkat edin. Ne çok tok olsun ne de tamamen aç olsun. Yani beslendikten bir saat sonra banyo yaptırabilirsiniz. Çünkü banyo esnasında bebeğiniz tok olursa onu aynı zamanda banyo yaptırırken sarsacağımız için kusma ihtimali biraz daha artar. Banyo esnasında kusabilir. Eğer aç olursa da bu sefer banyoyu çok huzursuz yapacaktır ve ağlayacaktır. Banyo yaptırmaya başlamadan önce gerekli olan tüm malzemeleri muhakkak yanınıza alın. Yani lifi, şampuanı, havlusu, kıyafetleri, her şey yanınızda olmalı. Bu arada bebeğinize banyo yaptırırken ilk etapta aslında çok fazla lif kullanmanıza gerek yok. Elinizle bile yıkayabilirsiniz çünkü zaten ciltleri çok hassas. Ya da çok yumuşak bir şey tercih etmelisiniz. Tabii ki aynı zamanda ortamın sıcaklığına da oldukça dikkat etmeniz gerekiyor. Bebeğe banyo yaptıracağınız suyun sıcaklığı yaklaşık 38 derece olmalı. Eğer bebeğinizi küvette ve filesiz olarak banyo yaptıracaksanız küvetin içini 5-6 cm suyuna doldurmalı ve küvetin tabanına havlu ya da bebek battaniyesi gibi kaymayacak, onu biraz daha sıcak tutacak bir şey koyabilirsiniz. File kullanacaksanız da eğer küvetin içerisine su koymanıza gerek yok zaten. Özellikle ilk yeni doğan döneminde banyo esnasında oda sıcaklığının da genelde 24-26 derece arasında olması yeterli olacaktır. Bebeğinizin fazla sıcak suya maruz kalmaması için hazırladığınız suyu dirseğinizle de kontrol edebilirsiniz. Eğer dirseğinizi yakmıyorsa, uygunsa o suyu kullanabilirsiniz. Eğer göbek bağı düşmeden banyo yaptıracaksanız önceden kaynamış ve biraz ılımlı suyu kullanmanızı öneririm. Banyo sırasında, öncesinde ya da sonrasında herhangi bir sebeple bebeğinizi asla orada yalnız bırakmamalısınız. Bu arada banyo yaptırırken bebeğin rahatlığı kadar banyo yaptıran kişinin rahatlığı da kazalardan korunmak için çok önemli. Özellikle ilk banyolarda yanınızda bir kişinin daha olması size kendinizi daha güvende hissettirecektir. Aynı zamanda bebeğinizin banyosunu çok dar bir alanda yaptırmanız da yine bazı kazalara neden olabilir. Banyonuz eğer çok küçükse ısıttığınız başka bir odada da bebeğinizin banyosunu yaptırabilirsiniz. Bebeğinizi gün aşırı ya da her gün yıkamanızda aslında herhangi bir sakınca yok. Ama bu sıklıkla yıkayacaksanız eğer her defasında şampuan kullanmayın. Bebek banyosunun nasıl yaptırılması gerektiği ile ilgili daha detaylı videom zaten ana sayfamda YouTube kanalımda var. Oradan da bakabilirsiniz. Bebeğimize banyosunu yaptırdıktan sonra hızlıca bir an önce üstünü giydirmemiz gerekiyor. Çünkü vücut ısıları oldukça hızlı düşüyor. Genelde en başlarda saçları zaten oldukça cansız olduğu için havluyla kurutmanız aslında yeterli olacaktır. Ama gür saçları olan bir bebeğiniz varsa da uzaktan yakmayacak şekilde saç kurutma makinesini de kullanabilirsiniz. Bebeğinizin kulağını kulak temizleme çubuğuyla temizlemenizi önermiyorum. Bunun yerine temiz müslin bir bezle ucunu birazcık kıvırarak parmağınız yardımıyla temizleyebilirsiniz. Evet, gelelim uykuya. Yeni doğan bebekler günün 16-18 saatini uyuyarak geçirebilirler. Henüz gece gündüz kavramları da çok olmadığı için bu uykuları aslında çok düzensizdir. Tabii ki mide kapasiteleri de çok küçük olduğu için ve eğer bebek sadece anne sütü alıyorsa anne sütünün sindirimi de çok hızlı olduğu için bebek sık sık acıkabilir. Bu da dolayısıyla onları uykularından uyandırır.
kadar istedikçe emzirmelisiniz. İlk haftalarında en geç 2 saatte bir emzirmelisiniz diyoruz ama bu süreyi illa beklemeniz gerekmiyor tabii ki. Bebeğiniz her acıktıkça, kendisi her istedikçe muhakkak emzirmelisiniz. Eğer bebeğiniz emmek istiyorsa yani kesinlikle bekletmemelisiniz. Aylarda bebekler anne ile aynı odada ama farklı yataklarda yatmalıdır. Aynı zamanda gece özellikle uykulu halinizle yatağınızı alıp emzirmemenizi öneriyorum. Kalkıp uykunuzu açtıktan sonra ya da oturur pozisyona geldikten sonra rahat bir koltuğa geçip emzirebilirsiniz. Çünkü zaten bu süreçte siz de çok yoruluyorsunuz, uykusuz kalıyorsunuz, ev işleriyle uğraşıyorsunuz, başka işleriniz oluyor. Yani uyuyakalma ihtimaliniz çok yüksek olduğu için bebeğinizin üzerine kapanma ihtimaliniz de olabilir. Tüm bu saydıklarım yüzünden bebeğinize zarar verme ihtimali olduğu için hiç istemediğimiz sonuçlarla karşılaşabiliriz. O yüzden buna lütfen dikkat edin. Bir de yine ilk aylarında bebeğinizin yatağının içerisinde peluş oyuncak, battaniye, yorgan, yastık, onun ağzını burnunu kapatacak herhangi bir eşyanın olmamasını istiyoruz. Henüz çok küçük oldukları için maalesef bu dönemde kendilerini kurtarmaları çok da mümkün olmayabilir. Gelelim oda ısısına. En başında söylemek istiyorum, bebekleri soğuk değil sıcak hasta eder. Özellikle kış aylarında odanın sıcaklığına ve nem oranına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun için her ikisini de gösteren termometreler var. Bunlardan temin edebilirsiniz. Bebeğinizin bulunduğu odanın 20 derecenin altına düşmemesine dikkat etmeniz yeterli. Hatta en ideali aslında 21-22 derece olmalı. Sıcaklığı bu ayarda tutmanız durumunda da bebeğinizi çok kalın giydirmenize gerek yok. Pamuklu bir içerisine zıbın giydirip, üzerine pamuklu bir pijama giydirip, üzerine de bir yelek giydirebilirsiniz mesela. Bebeğinizin sizden ince bir kat fazla giyinmesi yeterlidir. Siz üşümüyorsanız bebeğiniz de üşümez. Çünkü bebeğinizi daha sıcak bir odada uyutursanız sıcakla birlikte mukus üretimi de artacağı için hastalıklara davetiye çıkarmış oluyoruz. Eğer oda sıcaklığı 24 derecenin üzerindeyse ve bebeğinizi uyutmaya çalışıyorsanız da büyük ihtimalle uyumayacaktır. Ya da uyumakta çok zorlanacaktır. Eğer oda içerisinde ısıtıcı açıyorsanız da bunu mümkün olduğunca bebeğinizden uzak tutmaya çalışmalısınız. Siz fark etmeden tenine zarar gelebilir. Bu arada bebeğinizin üşüyüp üşümediğinin kararına, ellerine ve ayaklarına bakarak karar vermeyin lütfen. Çünkü dış ekstremiteler genelde zaten hep daha soğuk olur. Yani eli ve ayağı bebeğinizin her zaman daha soğuk olacaktır. Bebeğinizin üşüyüp üşümediğini kontrol etmek için göğüs kısmını ve ense kısmını kontrol etmeniz yeterli olacaktır. Eğer buralar vücudunun diğer kısımlarına göre size daha soğuk geliyorsa evet o zaman üşümüştür diyebiliriz. Bu durumda da bulunduğu odayı biraz daha ısıtabilir ve bebeğinizi kucağınıza alabilirsiniz. Uyuduğu odanın nem oranı ise %40 ile 60 arasında olmalı. Bu oranı hem kış aylarında hem de yaz aylarında korumaya dikkat etmeliyiz. %40 altında nem oranına uzun süre maruz kalan bebeklerin ileride solunum problemleri, astım, bronşiyolit, görülme olasılığı maalesef diğer bebeklere göre biraz daha artıyor. Kış aylarında evler genellikle kombiyle ısıtılıyor ve nem oranını korumak için peteklerin üzerine su dolu kaplar konuluyor. Ama bu yeterli gelmez. Eğer bebekli bir evde yaşıyorsanız oda nemlendiricisi yani buhar makinesi almanız aslında hem sizin hem de bebeğin sizin sağlığı açısından çok daha iyi olacaktır. Gelelim yeni doğanların alt değişimi konusuna. Burada aslında öncelikle dikkat etmemiz gereken ilk şey bebeğimizin altını değiştireceğimiz vakit ihtiyacımız olan tüm malzemelerin yine aynı şekilde yanımızda olması. Genelde bebek odalarının ya da park yataklarının alt değiştirme setleri yerden yüksek oluyor. Ya da koltuk, kendi yatağımız gibi alt değiştirme işlemlerini genelde yüksek yerlerde yapıyoruz. Bu esnada da bir an olsun bebeğimizden gözümüzü ayırmamamız gerekiyor. O yüzden alt değiştirmeye başlamadan önce muhakkak tüm eşyalarınız, tüm her şeyiniz yanınızda olsun. Bunun için hatta küçük bir çanta bile ayarlayabilirsiniz. Bez temizliğine başlamadan önce de bebeğimizin altına temiz bir örtü sermeliyiz. Bunlar müslin örtüler de olabilir, kullanat örtüler de olabilir. Bu aslında tamamen sizin tercihinize kalmış. Eğer kumaş bir örtü kullanmayı tercih edecekseniz de bunun kolay temizlenebilir. Emici ve bebeğinizin cildini tahriş etmeyen bir kumaş olmasına dikkat edebilirsiniz. Ama bana sorarsanız kullanat tarzında olan alt değiştirme örtüleri bence çok daha mantıklı. Bebeğinizin alt değişimi sırasında kirlenmediyse çünkü sonrasında yine kullanmaya devam edebiliyorsunuz zaten. Ve aslında bu örtüler her zaman da kirlenmediği için zaten oldukça uzun süre gidebiliyor. Bu arada yeni doğanların bezlerinde genellikle göbek bağı oyuntusu olur. Bebek bezini bağlarken göbek kordonunun dışarıda kalmasına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu oyuntu da aslında bunun için yapılmıştır. Eğer sizin kullandığınız bezde göbek bağı oyuntusu olan bir kısım yoksa yine bebeğinizin altını bağlarken bezi dışarı doğru katlamanız yeterli olacaktır. Bu arada içeri doğru katlanmasını çok tavsiye etmiyoruz. Çünkü bebeğinizin cildini tahriş edebilir. O yüzden dışarı doğru katlayıp bantlıyoruz. Göbeğin bezin içerisinde
şişe ya da kakaya maruz kalmaması için bunu kesinlikle yapmanıza tavsiye ediyorum. Çünkü eğer böyle bir durum olursa zaten göbek büyük ihtimalle enfeksiyon kapacaktır. Peki bezleri ne zaman değiştirelim diye soracak olursanız da aslında her beslenme öncesinde bebeğinizin bezini değiştirir, altını açarsanız zaten bebeğinizin ne kadar aktifleştiğini ve memeye ne kadar uyanık gittiğini siz de göreceksiniz. O yüzden bez değişimlerini muhakkak emzirmelerden önce yapmanızı öneriyoruz. Ve 2-3 saatte bir bunu yaptığımızı varsayarsak bebeğinizin altını günde 10 ya da 12 kez değiştirmeniz gerektiği anlamına gelebiliyor bu. Tabii ki bazı bebeklerde daha az ya da bazı bebeklerde daha çok da olabilir. Ve bunlardan da en az 5 tanesinin 6 tanesinin çişli bezi olmasını istiyoruz ki bebeğimizin doyduğunu anlayalım. Bunun için de genellikle zaten yeni doğan bezlerinde sarı bir çizgi olur ve bu sarı çizgi aslında bebeğinizin çiş yapıp yapmadığının bir göstergesidir. Eğer bu sarı çizgi maviye dönüyorsa evet bebeğim çiş yapmıştır diyebilirsiniz. Hatta şu durumlarda da işleri biraz kolaylaştırıyor aslında. Bebek çünkü kaka yaptığı zaman çiş yapıldığı pek anlaşılmıyor anneler tarafından. İşte bu sarı çizgiye dikkat ederseniz, maviye döndüğünü görürseniz evet bebeğim çiş yapmıştır diyebilirsiniz. İçiniz rahat olsun. Peki bazen bebekler az çiş ya da çok çiş yapabilirler. Bunu nasıl anlayacaksınız? Az çiş yaptığı zaman bebeğiniz bezin önündeki sarı çizginin sadece ön kısmı maviye döner. Ama eğer çok çiş yaptıysa, mesela 2-3 kere yaptığını anlamak için eğer arkaya doğru tamamen mavi olduysa o sarı çizgi, bebeğiniz aslında birkaç kere çiş yapmıştır diyebilirsiniz. Alacağınız, tercih edeceğiniz bezin hassas ciltler için test edilmiş olması, hipoalerjenik olması, alkol, paraben içermemesi yeni doğan için aradığımız bezlerdeki özelliklerden. Bu arada bez seçimi yaparken tabii ki bebeğinizin kilosuna uygun bez seçimi yapmalısınız. Yeni doğan bezler, yani 1 numara bezler 2-5 kilo arasında olduğu için genellikle bunu aslında 40 gün kadar kullanabiliyorsunuz. Ama boyutları markadan markaya göre biraz değişebiliyor. Eğer kullandığınız bez biraz bol geliyorsa kaka taşmalarını önlemek için bezin arka kısmını biraz içe doğru kıvırabilirsiniz. Eğer bebeğinizde reflü gibi bir problem varsa bebeğinizin alt değişimi sırasında kafasını biraz yüksekte tutacak şekilde altına bir yükselti koymanız yine iyi olacaktır. Bir de aynı zamanda değişim sırasında bacaklarını karnına doğru çok bastırmamamız gerekir. Yine bu da bebeğinizde reflü varsa yoksa bile kusmasına neden olabilir. Gelelim nasıl alt değiştirmemiz gerektiğine. Erkek bebekte de kız bebekte de yukarıdan aşağıya doğru, yani temiz alandan kirli alana doğru temizlik yapmalıyız. Kızsa her iki dudak ve dudak arasında muhakkak temizlemelisiniz. Poposunu temizlerken bebeğinizi hafif yan döndürmeli, aşağıdan ve yukarıdan ıslak mendille silerek tam anüs kısmında birleştirmelisiniz. Erkek bebek ise pipinin ucunu ve testisleri de yine detaylı bir şekilde silmeniz gerekiyor. Bu arada altını kapatmadan önce de biraz hava almasına izin vermenizi öneririm. Direkt altını temizledikten sonra ıslak bir şekilde kapatmayın yani. Aynı zamanda ıslak mendil diyorum sürekli ama ilk etapta özellikle yeni doğan döneminde bebeğinize aslında ıslak mendil acil olmayan durumlarda kullanmamanız yine sizin için daha iyi olacaktır. Bunun yerine kaynamış ılımış su ve alt temizleme pamukları ile alt temizliğini yapabilirsiniz. Ayrıca her alt değişimi sonrasında kaka yapmamış olsa bile yine ince bir tabaka halinde pişik kremini uygulayabilirsiniz. Bebeğin altının kurumasını bekleyip pişik kremini de ince bir tabaka halinde sürdükten sonra göbek bağı oyuntusuna dikkat ederek sonrasında altını kapatabilirsiniz. Bezin ciltlerini de kapatırken arada bir parmak boşluk kalacak şekilde yapıştırmalısınız. Yani ne çok gevşek olsun ne de çok sıkı olsun. Bebeklerin kakası her gün değişkenlik gösterir. 3 güne kadar yapmaması aslında normal, kabul edilebilir. Ama 4. gün yapmadıysa, bebeğiniz çok huzursuzsa, çok ağlıyorsa muhakkak doktorunuza bir götürün. Aynı zamanda gaz masajı yapmak da bebeğinizin kaka yapmasını aslında biraz kolaylaştırabilir. Eğer bebeğiniz ağlamıyorsa, bir sıkıntısı yoksa ve sadece anne sütü alıyorsa bazen bebekler 9 güne kadar da kaka yapmayabiliyorlar. Eğer bu süre zarfında sizi emmeye devam ediyorsa ve rahatsız görünmüyorsa buna biz kabız değil uzun aralıklı kaka diyoruz. Evet, yeni doğan bebek bakımıyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Elbette değinilecek daha aslında birçok konu var. Ama genel olarak emzirme, bebekler için kullanılacak cilt ürünleri gibi yeni doğan dönemine özel birçok video çektiğim için bu konuların üzerinde çok durmadım. Bu videolar zaten YouTube ana sayfamda var. Kanalımdan bu içeriklere ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız da bir sonraki videomdan haberdar olmuş olacaksınız. Şimdilik görüşmek üzere, hoşçakalın.